Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesinin geneli üzerinde söz almış bulunmaktayım. Tabii ki konsolide bütçe büyüklüğü 11 trilyon 89 milyar. Vergi gelirleri, yani bütçe gelirleri açısından da 8.4 trilyonluk bir vergi geliri hedeflenmiş. Bütçe açığı ise 2 trilyon 651 milyar olarak öngörülmüş. Genel bütçenin içerisinde Maliye Bakanlığı bütçesine baktığımız zaman da genel bütçenin yaklaşık %41'ini Maliye Bakanlığı bütçesi oluşturuyor. Gerçekten en büyük bütçe Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrılmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın içerisinde de en önemli konu da faiz giderleri. 1 trilyon 254 milyarlık bir faiz gideri söz konusu. Bu da Maliye Bakanlığı'nın yaklaşık %27'sine tekabül ediyor. Bütçe büyüklüğünün %11'ine, vergi gelirlerinin de %14.86'sına tekabül ediyor. Gerçekten bu bütçede borç, ana para, faiz ve bütçe açığı en önemli noktalardan biri. Peki bu borçla, bu faiz yüküyle nasıl baş edeceksiniz? Bütçe açığını nasıl aşağıya çekeceksiniz? İstihdamı arttırıcı, ihracatı arttırıcı, yatırımı geliştirici projeleri hayata geçirmeniz lazım. Sabit sermaye yatırımlarını da ülkeye çekmeniz lazım. Peki sabit sermaye yatırımlarını ülkeye nasıl çekeceğiz? Bakıyoruz, gri listedeyiz. 21 Kasım 2022 tarihinde Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, yani FATF, ülkemizi gri listeye almış. Niçin gri listeye almış? Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili mücadelede yetersiz kalındığı için alınmış. Uluslararası suç örgütleri, uyuşturucu baronları, suç işleyen, kırmızı bültende aranan kişiler ülkemizde cirit atmışlar. Ben buradan çok kısa bir süre önce bir liste paylaşmıştım. Bu liste yaklaşık 2 metrelik bir listeydi paylaştığım zaman. Geçen bu süre içerisinde listemiz bu hale geldi sayınlar. Emniyet güçlerimiz, güvenlik görevlilerimiz bu uluslararası suç örgütleriyle yeterince mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama sizin de ifadenizle bu gri listeden çıkmak için maliye politikası ve para politikası tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Söylemlerinizi eyleme dönüşmesi gerekiyor ki bu sabit sermaye yatırımlarını ülkemize çekebilelim. Bir de tabii ki burada önemli bir konu var bütçede. Yine deprem vergileriyle ilgili bir konu. Toplanan gelirlerin 1 trilyon 28 milyarlık kısmı deprem harcamalarında kullanılacak. Peki nasıl kullanılacak? Bu çok çok önemli. Geçmiş dönemde 1999 yılındaki yaşanan deprem sonrasında ihdas edilen deprem vergileri oldu biliyorsunuz. Özel iletişim vergileri. Buradan da AKP iktidarı, yani AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 36.2 milyar dolarlık bir vergi geliri, yani deprem vergi geliri toplandı. Şimdi bunlar toplandı ama nerelere harcandı? Otoyola harcanmış, demir yollarına harcanmış, hava yollarına harcanmış. Ha, bunu nereden mi biliyoruz? 2011 yılı depreminden sonra, Van'daki depremden sonra Sayın Bakan size sorulan, soruya verilen bir cevap bu. Bu soruyu cevaplamışsınız. Otoyollara, demir yollarına, hava yollarına, eğitime, sağlığa gibi harcandığını ifade etmişsiniz. Fakat 6 Şubat depreminden sonra görüyoruz ki bu kadar can ve mal kaybından sonra bu tip harcamalar doğru olmuş mu? Bu konuda vicdanen bir rahatsızlık duyuyor musunuz Sayın Bakanım? Bunu buradan özellikle size sormak istiyorum. Bunun için soruyorum. Çünkü bu 1 trilyon 28 milyarlık harcamanın tarafınızdan özellikle çok sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi önem arz ettiği için soruyorum. Umarım öyle olur. Buradan da meclisten de bu konuyu özellikle ifade etmek istedim. Yine tabii burada demir yollarında depremle ilgili toplanan vergilerden harcamalar olmuş ama sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda buradan harcama olmamış. Aynı zamanda bütçe kanununun 12. maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen bazı yetkiler var. Borçlanma yetkileri, garantör olduğunuz, işte
özel tertip devlet iç borçlanma senedi çıkartarak, borç üstlenimi yaparak bazı yetkiler aldınız. Bu yetkiler de aşağı yukarı 645 milyar TL civarında. Bu çok önemli bir yetki. Bakın bir sürü bakanlığın bütçesine baktığınız zaman bu rakamların çok çok üstünde, birkaç bakanlığın da üstünde. Sadece bu rakamı aşan Milli Eğitim Bakanlığı var, Hazine ve Maliye Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, AFAD var. Yani bu tip kuruluşlar var. Buradaki borçlanma yetkisinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na da borç verilmiş proje finansmanı ile ilgili olarak. Fakat 79 sayılı bir kanun geldi önümüze. Orada gördük ki buradaki kullanılan kredilerin, ana para ve faizlerin 42. maddeyle bu. Buradan da geçti, silindiğini gördük. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı bu borçları ödemek zorunda Sayın Bakanım. Kurumlar kullandıkları kredi geri ödemek zorundalar. Temerrüte düşmemesi gerekir. Buradan hazineden aktarılan paranın, hazine kefaletiyle aktarılan paranın zamanında ödenmesi gerekir. Burada böyle olmamış, bilançodan bu ana para ve faizler silinmiş, silindikle de kalmamış, ödenmemiş sermayeye sayılmış. Bu aynı zamanda bir özelleştirmeye de hazırlık gibi tarafımızdan görünüyor. Bu konunun da üzerine özellikle gidilmesi, bu yükün Hazine ve Maliye Bakanlığı üstünde bırakılmaması gerekir. Şimdi tabii yine önemli konulardan biri enflasyonla mücadele Sayın Bakanım. Yani makro finansal istikrarın sağlanması, enflasyonla mücadele edilmesi ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi sizin ifadenizde geçiyor. Baktığımız zaman enflasyonla yeterince mücadele edilmediğini görüyoruz. Daha dün akşam akaryakıta çok önemli bir zam geldi. Gelmeye de devam edecek. Maliyet enflasyonu tetiklenecek. Enflasyonla mücadele konusunda sıkıntı yaşayacağımız önümüzdeki dönemde de görülüyor. Yine sizin tarafınızdan vergide adaletin sağlanacağı, gelir dağılımındaki bozukluğun giderileceği ifade edilmişti. Vergi gelirlerine baktığımız zaman vergi gelirlerinin %68.5'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolaysız vergiler düşük kalmış. Dolaylı vergiler kabul edilebilir bir durum değil. Az kazanandan da çok kazanan da aynı verginin alınması söz konusu. Dolayısıyla gelir dağılımındaki adaletsizliği de daha da arttıracak. Ve vergi dilimlerinde de çalışanlar açısından haksız bir durum var. Sadece yeniden değerleme oranı kadar arttırıyorsunuz. Bu vergi dilimlerinde de ayarlama yapılması lazım. Emeklinin durumu perişan. İkramiyeyi verdiniz 5000 TL. Bu 26'sı 27'sinde burada görüşülecek, çalışana da bu verilecek. Halbuki 23 milyarlık bir rakamdı. Baştan bu çalışan emeklilere de bu verilebilirdi. Sadece kur korumalı mevduatın 2024 Haziran'a kadar buradaki vergi istisnasından ülkeye olan maliyeti zaten 20 milyar. Geçen yıl 60 milyardı. Emeklimizin durumu perişan, çiftçimizin durumu perişan, çalışanlar, asgari ücretliler, esnaflar, KOBİ'ler gerçekten büyük bir sıkıntı altında, enflasyon altında eziliyorlar. Ülkemiz bir hiperenflasyon yaşıyor gerçekten. Bu durumların da buradan kesinlikle düzeltilmesi gerekir. Bunu da buradan özellikle size ifade etmiş olalım Sayın Bakanım. Sadece olay bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Reel sektörde de çok büyük krizler var. Reel sektördeki KOBİ'ler özellikle finansmana ulaşamıyor. Faiz oranları yüksek. Fakat aynı zamanda tahsis konusunda sıkıntılar var. Bu konunun da çözülmesi lazım. İhracatı geliştirmek istiyoruz. İhracatı arttırmamız lazım döviz girdilerini arttırmak için. Bakıyoruz ihracatla ilgili olarak önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa Birliği'nde başta Almanya'da olmak üzere bir sürü Avrupa Birliği ülkesinde resesyon var. Resesyonla boğuşacağız. İhracat gelirlerindeki hedefimizin de önümüzdeki dönemde buradan tutmayacağını size özellikle ifade edelim. Hakikaten zor ve sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. Vatandaşımızın omzunda çok büyük yük var. Bu yükün kaldırılması için önümüzdeki dönemde işsizlik artacak. Fiyatlar genel seviyesi yükselecek. Kur yükseliyor. Döviz yükseliyor. Faiz yükseliyor. Ve refah kaybı oluyor. Türkiye'de yaşayan bütün herkes açısından refah kaybı oluyor. Bunların önüne geçilmesi ve önlemlerinin alınması gerekir. Burada toparlayacak olursak bu bütçe sermayenin yandaşın yanında, emeklinin, çiftçinin, esnafın, çalışanın, kamu mühendisinin, öğretmenin, polisin, mavi yakalının, beyaz yakalının yanında bir bütçe değil. Ve enflasyon altında ezilmiş bir halk kitlesiyle karşı karşıyayız. Buradan bu yüzden bu bütçenin Sayın Akay lütfen sözlerinizi tamamlayın. Karşı olduğumuzu belirtiyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.